Evet gobeller, füllemek istiyorsanız dik üçgeni iyi öğreneceksiniz dostlar. Çünkü dik üçgen her konunun içerisinde var. Size full yakışır. Yakışanı yapmanız için de dik üçgeni sağlam öğrenmeniz lazım. Bu yüzden hemen hiç vakit kaybetmiyorum. Dik üçgenin ikinci testine geçiyorum dostlar. Bakalım neler vermiş soru bize. Bakın bir muhteşem üçlü görüyorum. Ne gördüm burada şimdi ben? Hipotenüs ikiye bölünmüş. Bunu bölen kenar ortay, yani x dediğimiz şu kenar ortay, kesinlikle bu hipotenüsün yarı parçalarına eşit. Yani burası da x, burası da x olacak. Muhteşem üçlüyü kullandım. Şimdi dik üçgene genel olarak baktığımızda 9 var, bir şey ve 2x üçgeni arkadaşlarım. Bu Pisagor bağıntısıyla hemen x'i bulacağız burada dostlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Benim ilk aklıma 9, 12, 15 üçgeni midir acaba diye geldi. 9, 12, 15 olması için x'in kaç olması lazım? 12 olması için buranın 13 bölü 2. Peki 13 bölü 12, 13 bölü 2 daha 13 yapar. 9, 12, 15 üçgeni değil. Mecbur Pisagor bağıntısını yapacağım. Hadi yapalım. Hipotenüs 2x. O halde 2x'in karesi yani 4x kare eşittir 9'un karesi yani 81 artı 2x eksi 1'in karesi. Onu da hemen şöyle karesini şöyle bir açalım. Birincinin karesi 4x kare artı ikincinin karesi 1 eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı yani 4x. Peki şu 4x kareler gitti. 4x'i buraya alalım artı gelsin. 81 bir daha 82 yaptı burası. 4x 82 ise x eşittir ne olur? 41 bölü 2. 41 bölü 2 çıktı. Birinci sorumuzun cevabı hemen geldi. Geldik 2 numaraya. Yine Pisagor bağıntısı yapacağım arkadaşlarım bu soruda da. Önce eşit olan kenarlara şöyle x, x diyelim. Şu AC'ye de y diyelim. Bana AD'yi soruyor yani x'i soruyor. Önce şu küçük dik üçgende bir Pisagor patlatıyorum. Ve diyorum ki x kare artı y kare eşittir 9. Şimdi de büyük dik üçgende Pisagor patlatıyorum. 2x'in karesi yani 4x kare artı y'nin karesi eşittir 9'un karesi yani 81 dedim. Hemen şimdi bunları alt alta çıkartalım. Çıkartma işlemi yapalım. Y kareler gitti. 4x kareden x kare çıkarsa 3x kare. 81'den 9 çıkarsa 72. X kare eşittir 3'e böldüm 24. X eşittir 2 kök 6 geldi. Sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı dostlar. 3 numaradayız. 30, 60, 90 üçgenini konuşacağız burada dostlar. 60 var, 90 var. 3. açımız 30'dur. 60'ın karşısında ne varsa 30'un karşısındaki hep köküçe bölünmüş halidir. 4 köküçü köküçe bölersem 30'un karşısı 4. 90'ın karşısında da 30'un karşısındakinin hep 2 katı vardır. Burası da 8. Neyi soruyor? AB ile AC'nin toplamı. 4 ile 8'in toplamı 12'yi paketledi. Evet, dördüncü sorudayız dostlarım. Yine 30-60-90'ımız var. Önce 30'un karşısında 6 varsa, şuraya 60 yazalım. 60'ın karşısında köküç katı olur, 6 köküç. 90'ın karşısında 2 katı olur, şuraya da 12'yi bir yazalım. Başka, bize neyi soruyor? AD'yi. O zaman şu küçük dik üçgenden de konuşabilirdik arkadaşlar. Ya da şuradaki dik üçgenden konuşalım artık. 90'ın karşısında 6 köküç var, 30'un karşısında ne olacak? Yarısı. 3 kök 3. Demek ki AD 3 kök 3 birim uzunluğundaymış. 5 numaradayım. Şurada bir 45-45-90 üçgenimiz var. O halde şu ikiz kenar dik üçgendir. Burası da 3 kök 2'dir. Ve 90'ın karşısı 45'lerin karşısındakilerden birinin kök 2 katıdır. Peki 3 kök 2'nin kök 2 katı ne yaptı? 6. Şurası 6. Peki 90'ın karşısı x, 60'ın karşısı da 6. 60'ın karşısında ne varsa 30'un karşısındaki ne olacaktı? Bunun köküçe bölünmüş hali. 6'yı köküçe bölerseniz 2 köküç yapar. 90'ın karşısında ne olacak? 30'un karşısındakinin 2 katı. Yani 4 köküç. O halde cevabım Adana'dan geldi arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Bakalım burada ne yapacağız? Evet 45 var 30 var. Şurası 75 yapar. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit muhabbetinden. 75 15 şuraya da 90 derece kalır. 30'un karşısına bir diklik indirelim şuradan aşağıya.
90'ın karşısı 4 kök3 ise 30'un karşısı yarısı olacak. Yani 2 kök3. Bakın burada şimdi bir de 15-75-90 üçgenimiz çıktı. 15-75-90'da neydi arkadaşlarım özellik? Hipotenüse indirilen yükseklik h ise hipotenüs her zaman 4 katıdır. Yani x eşittir h'ın yani 2 kök3'ün 4 katı. 2 kök3'ü 4 ile çarparsam da 8 kök3 yapar. Bakın geometrinin ikinci farzı ne diyor? Onu da bir söyleyelim burada. Geometrinin ikinci farzı bir soruda 30, 45, 60'ı görünce karşısına diklik indireceksin diyor. Ben de burada 30'u gördüm. Şuradan aşağı bir diklik indirdim. Böyle başladım soruya. E hocam 45 de var. 45'in de karşısına şuradan bir diklik indirebilir miydik? Kesinlikle indirebilirdin dostum. Ama oradan çok da bir şeye ulaşamayabilirdik. Buradan niye indirince ulaştık? Çünkü bakın burada bir de 15-75 üçgeni var ya. O yüzden buradan aşağı indirmem daha da kolaylık sağladı bana. Evet, ilk alt soruyu gömmüş olduk böylelikle. Hemen geçiyorum 7 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Yeni nesil bir sorumuz. Şekildeki gibi düz bir zemin üzerinde dik duran, aynı az önceki buzdolabı sorusu gibi. 16 metre uzunluğundaki ağacın fırtına sebebiyle, bak ağacın boyu 16 metre. Duruma gelmiş ve güneş tam tepedeyken ağacın gölgesi 8 metre olmuştur. Ağacın gölgesi 8 metre olmuş. E dostum burada 90'ın karşısı 16 ise neyin karşısı kesinlikle yarısıdır? Sadece 30'un karşısı. O zaman burası 30. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin kök3 katıdır. 8 kök3 de buraya yazdık hemen. Bize neyi soruyor şimdi? Buna göre ağaç kaç derece eğilmiştir? Yani eğim açısını soruyor. Yani yer ile ağacın arasındaki açıyı soruyor. 60 derece. Dostum ÖSYM bunu çok sevecek ve bu zamana kadar hep şöyle sordu. Açıları verdi, kenar uzunluklarını sordu ama gün geldi ki artık kenarları veriyor, açı soruyor dostlarım. Buna dikkat edin. Kenarlar arasındaki ilişkiden açıları bulmaya özen gösterin dostlar. Şimdi geldik 8 numaralı soruya. İşte benim bu seneki tahmin sorularımdan bir tanesidir ki bu sarkaç sorusu diye geçer dostlarım bunlar. Sarkaç sorularında neye dikkat edeceğiz? Sarkaç sorusunda şimdi bu kalem ya dostum. Bu kalemin boyu 20 santimse sen bunu şöyle sağa doğru çevir yine 20 santim. Biraz daha çevir yine 20 santim. Sabaha kadar döndür bu kalemin boyu değişmez. Her zaman 20 santim. İşte sarkaç sorularında buna dikkat edeceğiz. Şu adamın buradaki ipinin uzunluğu kaç santimse buradaki ipi de o kadar, buradaki ipi de o kadar santim uzunluğundadır. Bak ipin uzunluğu 6 metreymiş ya, bu da 6, bu da 6, bu da 6 olacak. E ben 60 gördüm hocam, ne yapacaktım? Karşısına diklik indirecektim. Aha indirdim. 90'ın karşısına 6 geldi. 30'un karşısına şuraya 3, o zaman şuraya da 3 kaldı. 60'ın karşısına da 3 kök 3. E hocam burada da bir 30 gördüm, onun da karşısına bir diklik indireyim. 90'ın karşısına 6, 30'un karşısına 3 geldi. 60'ın karşısına yani şuraya da 3 kök 3 geldi. Peki şuna bakalım şimdi. Buna göre birinci konum ikinci konumdan kaç metre daha yüksektedir diye mi soruyor? Evet, birinci konumun yüksekliği şurası, ikinci konumun yüksekliği şurası. Aralarındaki farkı soruyor bize dostlarım. Bakın şuradaki mesafe, yani şu mesafeyi soruyor. O da 3 değil mi? Şurayı bulmuştuk. 3 dedik. Cevabımız Bursa'dan geldi. Yok, nereyi soruyor? 3 değildi orası, pardon. 3 şuradan aşağıya olan uzaklıktı. Bize şu kısmı soruyor değil mi? Şurayı soruyor sadece. Peki biz buraya az önce ne bulduk? 60'ın karşısını 3 kök 3. Şurayı da 3 bulduk. Cevap o zaman 3 kök 3 eksi 3 gelecek. Yani Edirne şıklı gelecekmiş. Bu yanlış dostlarım. Evet. Geldik 9 numaraya. Bir laptop sorusu. Aşağıda her birinin uzunluğu 21 olan iki parçadan oluşan dizüstü bilgisayarın klavyesinin bulunduğu parçanın kalınlığı 2 birimdir. Klavyesinin bulunduğu parçanın kalınlığı 2 birimdir. Tamam. Bilgisayar şekildeki gibi güzel derecelik bir açıyla açıldığında A noktasının zeminden yüksekliği kaç birim olur? A noktasının zeminden yüksekliği kaç birim olur diye bir soru sormuş. Kaç derecelik açıyla açılıyor? 150 derecelik açıyla açılıyor. O halde şurası 150 değil mi? 30 derece olur. Her birinin uzunluğu 20 birim olan iki parçadan oluşan dizüstü bilgisayar. 20 birimmiş şuranın uzunluğu da dostlarım.
Doğru mu okudum acaba? Bu bilgisayar şekildeki gibi üzerinde libraj açıldığında A noktasının zeminden yüksekliği kaç birim olmuştur diye bir soru soruyor. Tamam, sorulan yer burası, doğru. A noktasının zeminden yüksekliği burası. Kalınlığı 2 birim demesi şu klavyesinin kalınlığından, klavyesinin bulunduğu parçanın kalınlığı 2 birim. Tamam. Şurası 2 birim. Burada bir sıkıntı yok. Şurası 20. 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı yarısı olacak. 10. 10. Şurasını biz 10 bulduk. Bir de kalınlığı şuradan yukarısını 10 bulduk arkadaşlarım. Bir de kalınlığı var, yani şuradaki yerden şu kalınlığı 2 birim. Onu da şuraya da şöyle gösterdik. 2 birim 10. 2 daha 12'yi soruyor bize dostlarım. Cevap bu. 12. Hadi geldik şuna. Son sorumuz. Yeni nesil soru. 30 derece vermiş, 4 vermiş. 30'un karşısı yarısı olacak 2, 60'ın karşısı da 2 kök 3. Bunları bir yazdım. ABC dik üçgeni B köşesi etrafında pozitif yönde 60 derece döndürülüyor. Bak, bu döndürme sorularında da. Önceden AB idi, şimdi A üssü B oldu. Peki kaç derece döndü? 60 derece. O zaman buraya 60'ı yazdım, şuraya 30'u yazdım. Dönmeden öncekiyle döndükten sonraki boylarını da eşitledim dedim. Peki şurası da dik üçgen olduğu için 90'dı. Buraya da 60'ımızı yazalım. Buna göre şekil 2'de elde edilen A üssü ve C noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Bize de şurayı soruyor dostlar. Şu uzunluğu. Peki bu aradaki açı 90, 60 daha 150 derece. Şu aradaki açı 150. Şurayı biz kaç bulmuştuk? AB'yi 2. Burası 2. BC'yi kaç bulduk? 2 kök 3. Bak şimdi soru ne haline döndü. Onu şurada bir daha çizeyim ben. Şurası 2 birim. Şurası 2 kök 3. Bize de şurayı soruyor dostlar. Burası 150 derece verilmiş. Peki 150 bizim sevdiğimiz bir açının abisi. Yani 30 derecenin abisi. Hemen 30'u gösterdim. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da kök 3'tür dedim. Bir de Pisagor çakalım. 1'in karesi 1. 3 kök 3'ün karesi 27. Topladım 28. X kare 28 ise x eşittir 2 kök 7 çıktı. Gobeller, cevap Edirne'den.